Uygulamamızda sınıflarda erişim belirleyiciler, yani access modifiers üzerinde duracağız. Access modifiers'ta kullanılarak sınıflarda ya da metotlarda kullanılan değişkenlere ya da sınıflardaki metotlara erişim izinlerini belirleyebiliyorsunuz. Örnek olarak daha önce miras uygulamamızda oluşturmuş olduğumuz örneğimizi açalım. Örneğin burada public olarak tanımladığımız mtd mesaj isimli metodumuzu inceleyelim. Bu metodu public olarak tanımladığımızdan dolayı diğer sınıfımızdan, yani SNF mirasçı isimli diğer sınıfımızdan temel sınıfta yer alan mtd mesaj isimli bu metoda erişebiliyoruz. Örneğin bu public erişim belirleyicisini private olarak değiştirelim. Private olarak tanımladığımız metotlara sadece tanımlandıkları sınıf içerisinden erişmek mümkündür. Başka sınıflardan erişilemiyor. Görüldüğü gibi public olarak belirlenen erişim belirleyiciyi private olarak değiştirdiğimizde hata vermekte. Erişemiyoruz. Bunu yine public olarak değiştirelim. Yine form içerisini incelediğimizde nsn.mtd gelişmiş mesaj şeklinde sınıfımızın içerisindeki metodumuza erişebildik. Buradaki public erişim belirleyicisini de örneğin protected olarak değiştirelim. Görüldüğü gibi kodumuz hata verdi. Çünkü protected olarak tanımladığımız bir metot ya da parametre sadece tanımlanan sınıf içerisinden ya da bu sınıftan türetilmiş sınıflardan ulaşılabilmektedir. Dolayısıyla buradaki protected olarak yaptığımız tanımlamayı tekrar public olarak değiştireceğiz. Görüldüğü gibi yine erişim sağlanabilmekte. Protected erişim belirleyicisini biraz önce hatırlarsanız public yerine private yapmıştık. Private yaptığımız zaman hata vermişti. Çünkü private olarak tanımladığımız erişim belirleyici sadece tanımlandığı sınıf içerisinden erişilebiliyordu. Protected için de kendi tanımlandığı sınıftan ya da türetilen sınıftan erişmek mümkün demiştik. Bakın burada protected olarak tanımlamamıza rağmen hata vermeden mtd mesaj isimli metodumuza erişebiliyoruz. Çünkü mirasçı sınıfımızı SNF mesaj isimli sınıftan türettiğimizden dolayı mirasçı sınıf içerisinden temel sınıfa erişim sağlayarak mtd mesaj isimli protected metodumuza erişim sağlayabiliyoruz. Temel sınıfımızdaki mtd mesaj değişkenliği ile beraber mtd mesaj isimli metodun içerisinde bir başka değişken tanımlayarak ona değer atayalım ve mesaj penceresi içerisinde görüntüleyelim. Örneğin ne olsun? Değer isimli bir değişken tanımlayalım. String değer eşittir. Volkan olsun. Bu bizim değer isimli değişkenimizin varsayılan değeri. Değer mesaj penceresi içerisinde görüntülensin içerikle beraber. Evet, çalıştıralım. Ana sınıf, mirasçı sınıf. Evet, varsayılan değer Volkan olduğu için ve değişkenin içerisinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı için Volkan değeriyle beraber C# değerimiz görüntülendi. Peki bu değeri değiştirmek istediğimizde ne olacak? Ona bakalım. Mirasçı sınıfımızın içerisindeki mtd gelişmiş mesaj isimli metodumuzun içerisinden temel sınıftaki değer isimli değişkenimizin içeriğini değiştirelim. Evet, şu an erişim hatası veriyor. Erişemiyoruz. Erişebilmemiz için public erişim belirleyicisini belirleyelim.
çalıştıralım. Anasını, mirasçısını talha şeklinde bizim belirlediğimiz değerle Volkan değeri değiştirildi. Peki değere erişimin sağlanıp içeriğinin değiştirilmesini istemezsek ne yapacağız? Bunun için read only isimli bir erişim belirleyicimiz var. Public read only. Tanımlamamız read-only şeklinde olduğu için bizim mirasçı sınıfımızdan temel sınıf içerisindeki bu metoda erişim sağlandığında bu değer değiştirilmek istendiği için hata vermekte. Biz buna encapsulation yani kapsülleme diyoruz. Encapsulation yani kapsülleme olayında herhangi bir metot read only erişim belirleyicisi ile kullanıldığında bu değerlere değişken değerlerine erişim sağlanmakta fakat değişken içeriği değiştirilmemektedir.